Türk insanına yat ve tekne tutkusunu aşılayan isimlerden biri olan Trio Deniz'in yönetim kurulu başkanı Murat Bekiroğlu, genel yayın yönetmeniniz Murat Gürsoy'un İstanbul ziyaretinde yat sektörünün Türkiye'de kat ettiği mesafe hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sektörümüz Türkiye'de hala emekleme safhasında. Dünyada yat sektörü, marin sektörü otomotiv endüstrisinin %3'ü büyüklüğündedir. Özellikle biz derneğimiz vasıtasıyla 2 yıl önce yaptığımız çalışmada yabancı bayraklı tekne ikame sorununu ortadan kaldırdık. Ankara'da çeşitli görüşmeler, çalıştaylar yaptık. Bunların sonucunda hükümetin de oluruyla Türk Bayrağı Kanunu çıktı. Gereksiz bir sürü vergi vardı üzerinde ve bu vergilerden dolayı hiç kimse Türk bayrağı çekmiyordu. Denizlerimizde ciddi bir yabancı bayrak tekne kirliliği vardı. 2018 yılından itibaren bu ortadan kalktı. Artık şu an Türk denizlerinde Türk bayrak tekneler dolaşıyor ve Avrupa denizlerinde Türk bayrak tekneler var. Keza ben bu yaz kendi teknemi İtalya'da suya indirdim. Türk bayrağı çekerek aslanlar gibi bütün Adriyatik, İyon Denizi, Kolin Kanalı ve Ege Denizi'ni gezdim. Türk bayrak popülasyonu artıyor. Her ülkenin bayrağının dalgalanması o ülkenin gelişmişliğiyle, maddi manevi gücüyle de alakalı bir şey. Bunun için biz çalışmalar yapıyoruz. Evet, şu anki fuar takvimi nedir efendim? Bugüne kadar neler yaptınız? Tabii aslında bizim model yılımız Ağustos'ta biter, Eylül'de başlar. Biz şu an 2020 sezonun çalışmalarını 1 Eylül'de başladık. Fuar takvimi olarak ilk fuarımız Fransa'nın Cannes şehrinde başlıyor. Eylül'ün ilk haftasında. Bir hafta sonra Cenova Fuarı İtalya'da, daha sonra da Monaco Fuarı oluyor yine Monaco'da. Biz bu 3 fuarda yurt dışında katıldık bütün ekip olarak. Ve daha sonra yine uluslararası Ocak ayında Düsseldorf'ta bir fuar var, büyük bir fuar. Boat Show orada olacağız. Onun akabinde 21 Şubat'ta yine CNR Fuar Merkezi'nde derneğimizin himayesi altında düzenlenen Avrupa'nın ikinci büyük kapalı alan fuarını organize edeceğiz. Yaklaşık 35-36 bin metrekare satışı olan büyük bir fuar. 7 holle olacak ve biz de firmamız olarak, Trio Deniz olarak fuarın en büyük firması olarak 2650 metrekare ile 7 değişik standla orada ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Ürün yelpazenizde neler var? Tabii bizim ürün yelpazemizde şöyle, yani en küçük tekneden balıkçılık amacıyla bu işe başlamak isteyen bir bireyden tutun da 50 milyon euro tekne alacak, mega yat alacak müşterimize kadar teknelerimiz var. İşte dıştan takma motorlu tekneler, yelkenli tekneler, ufak hız tekneleri, şişme botlar, motor yatlar ve mega yatlar olarak 7-8 kategoride teknelerin Türkiye distribütörünü yapmaktayız. Hem satın alıp Türkiye'ye stoğumuza getirip buradan da müşterilerimize satışını yapmaktayız. Bunun dışında İstanbul Pendik Marina'da ana merkez ofisimiz var. Bu şu an bulunduğumuz ofis. Kendi özel iskelemiz var. Bütün stok teknelerimizi kendi özel iskelemizde 44 tekne bağlamalı kapasiteli bir yerimiz var. Orada tutuyoruz. Arkada hangarımız, teknik ofisimiz var. Bodrum'da ciddi bir altyapımız var. Teknik hizmet olarak ve ofis olarak. Bodrum'da bütün Bodrum Yarımadası'na hizmet veriyoruz. Aynı zamanda Göcek'te de çok güzel bir ofisimiz var. Geçen yıl açtık. Orada ciddi hizmet veriyoruz. O bölgede Marmaris ve Göcek'te bulunan müşterilerimize. Bunun dışında bu yıl yeni bir firma kurduk Göcek'te. Hem ihracata destek amacıyla hem turizmi desteklemek amacıyla böyle bir boşluk vardı. Türk bayraklı teknelerle yat charter, yat kiralama işi yapıyoruz. Bu işin %90'dan fazlası yabancılara yönelik. İşte İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar ve diğer bütün Avrupa ülkelerinden tekne kiralama işi yapmak isteyenler haftalık olarak tekneyi bizden kiralıyorlar ve Türk kıyılarını gezip daha sonra mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Yeni başlamamıza rağmen bu sene doluluk oranımız bizim beklentilerimizin çok üzerinde oldu. Ekim sonu Kasım başına kadar bütün haftalarımız şu an dolu. Bu işin de daha iyi gideceğini biz hesapladık ve öngörerek yeni yatırımlar da planladık. Şu anda
faizlerin düşmesi, işte ekonomide biraz kıpırdanmanın olmasıyla beraber, bankaların daha olumlu yaklaşmasıyla beraber bir finansman paketiyle bu işi daha büyütmeyi planlıyoruz. Çok güzel ve ben sizi yakından takip ediyorum. Düzenli olarak her yıl uluslararası ödül alıyorsunuz ve bu yıl da aldınız. Onu da değinelim isterseniz. Evet, bu yıl San Lorenzo markasında aldık ve Hanse'de, yine Hanse Yelkenli'de dünyadaki en büyük distribütörüyüz. Onu devam ettiriyoruz. San Lorenzo'dan da yine pazarlama faaliyetlerinde dünyanın en iyi distribütörü ödülünü aldık. Yaz başında, Haziran sonunda Bodrum'da çok özel bir etkinlik yapmıştık San Lorenzo ile alakalı. 7 tane büyük mega yat tekneyi bir araya getirip bütün davetlerimizi oraya topladık. Orada 2 günlük bir organizasyon yaptık. Ondan dolayı böyle bir ödülü bize layık gördüler. Tabii ülkemiz bir kriz ortamından geçiyor, evet. Ama bu krizler, hani ben 24 yıldır bu işi yapıyorum. Krizler bizden hiç eksik olmadı ama bunlarla yaşamayı bilmek lazım. Hayat kısa, ömür geçiyor. Yazları değerlendirmek lazım. Dolayısıyla ilgili, meraklı olan herkesi en azından başlangıç olarak başlamasını ben tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ordulu birçok arkadaşım var benim. Tekne almayı düşünen, tekne alan, hatta alanlara da yardımcı oldum. Siz de biliyorsunuzdur. Evet, doğru. Ufak tefek orada bu tür hani işi yapmak istiyorlar. Ben de destek oluyorum. Neden olmasın? Hani ordu, bizim güzel ordumuzda her şey olur. Önemli olan kamunun bu yönde bir altyapı yatırımını yapması gerekir. Çünkü yani küçük de bir tekne olsa bağlanacak bir yerin olması lazım. Barınacak bir yerin olması lazım. Onun dışında balıkçılık olur, sportif teknecilik olur, yelken sporları olur. Bu bizim gençliğimiz için de çok önemli bir şey aslında. Doğru. Yelken okulları açmamız lazım Ordu'da. Büyük eksiklik. Ben buradaki yelken okulunun ana sponsoruyum, büyük destekçisiyim. Kendi çocuklarımı bile yelken okulunda, lazer sınıfında eğitime gönderiyorum, yarıştırıyorum. Bu özellikle gençlerin blue çağlarında ya da büyürken çok şey katıyor. Yani karar verme aşamasında kendi kendilerine karar veriyorlar, o yeteğini artırıyor. Kendilerini disipline ediyorlar, doğayla savaşıyorlar. Dolayısıyla ordu gibi yerde bir yelken sporunun, yelken kültürünün, yelken okulunun ben mutlaka olması gerektiğine inanıyorum.